tertemiz oldu. Cifle temizledim arkadaşlar. Tel falan sürmeyin, çizebiliyor. Şöyle. Bunu şöyle ters çeviriyorum. Sırada bu demliğim var. Bunlar ocağın yanında olduğu için çok fazla yağ oluyorlar. Bu arada bunlar benim mutfak eldivenlerim, banyo eldivenlerim de var. İkisini ayrı ayrı kullanıyorum temizlik için. Yani aynı eldivenleri her yerde kullanmıyorum. Bir de benim ellerim, tırnaklarım çok hassas olduğu için çok sık kırılıyorlar. Ben de kırılsın istemiyorum. Allah çorabı iğreti kardeşim ya. Olmadı ya. Çorap bitti ya. Çok iyi. Çabuk. Bir daha çıkardığını görmeyeceğim bak. Bu o, tamam mı? Şu kısma su değdirmemeye çalışıyorum. Kenarlarını sağını solunu yıkıyorum. Altını siliyorum. Yani su kaçarsa falan bozulabilir. Bunun içi de gördüğünüz gibi, bir dakika. Şöyle içi de siyah. Görebiliyor musunuz? Bunu ben çamaşır suyunu dökeceğim içine. Ve ocağın üzerinde altını çok kısıp şöyle. Bunu turşuyla da yapabilirsiniz. İçine turşu koyup o şekilde de kaynatabilirsiniz. Şöyle içine de koyacağım. Bunu kaynatacağım. Daha önce sıkmıştım. Şunun altını da şöyle siliyorum. Patates kızarttım ya. Şuralara yağ sıçradı. Şunu demirlerini yeni yıkadığım için onları makine iyice dolduğu zaman temizlerini ben makinenin içine atıyorum. Size bak, neyi yutu biraz. Her kızartmadan sonra böyle ocağınızı, buraları silerseniz ya donmaz üzerine. Daha çabuk çıkar. Bakıyorum, fazla kaçar. Toplarınızı da bir sorun koyalım. Soru oynayalım.
Bu eldivenleri ben A101'den aldım. Her markette yok. BİM'de falan yok mesela. Yani en azından ben göremedim. Bayağı da bir arıyordum bu eldivenlerden. Nerede var, nerede var diye. Geçen A101'de karşıma çıktı. A101'den aldım. Şöyle tabletle da kuruluyorum. Bu da temizlendi. İçeride çamaşır sulu su var. Ağzını kısıyorum. Bunu böyle kapağını kapatsam mı? Kaynamaya bırakıyorum. Şöyle temiz oldu ama ben suyu yarısına kadar koyduğum için bakın içi tertemiz oldu ama şu kenarları kaldı. Çünkü ben o kenar hizasına kadar su koymuştum ve alt kısmı temizlenmiş, o kenarları kalmış. Keşke ağzına kadar doldursaydım, taşar diye doldurmadım. Artık bir dahakine tamamen su doldurmaya, tam ağzına kadar da değil de en azından şuradaki lekenin üzerine çıkacak şekilde. Bakın. Böyle içi simsiyah olduğu zaman tursille ya da çamaşır suyuyla kaynattığınız zaman, ama altını çok kısın, yakmayın şeyini. Bakın tüh. Keşke şuraya kadar doldursaydım ya. Bir daha yapacağım, bir dakika. Şu çizgi dolana kadar su dolduracağım. Tamam, bu kadar. İçine tekrar çamaşır suyu koyacağım. Takıntı o. İçine tekrar çamaşır suyu koydum. Şöyle birazını döktüm, taşabilir. Tekrar koyuyorum. Altını iyice kısık açın. Bu sefer kenarları da temiz olacak. Bu sefer tam dediğim gibi oldu. Bu kenar şeyleri gitti. Tam kenarında kalmıştı ya. Şöyle içi temiz oldu. Buraları da ben kendim şimdi diş fırçasıyla, kullanmadığınız bir diş fırçasıyla temizleyeceğim şu uç kısmını. Şu için de elimle falan yardım olduğu kadar yani. Evet arkadaşlar, şöyle diş fırçasını, kullanmadığınız bir diş fırçasının üzerine ben cif koydum. Şuralarını falan şöyle fırçaladım. Bakın tertemiz oldu. İçi de temiz. Bu şekilde çamaşır suyuyla kaynattığınız zaman, şuraya şey yaptım ama çıkmadı. Çamaşır suyuyla kaynattığınız zaman içindeki o siyahlık gidiyor, tertemiz oluyor. Şu şekilde. Çekil bakalım Kıvanç. Çekil çekil, ben de bugün banyoyu yıkamıştım. Dedim bugün kutlayalım. Şöyle annem pasta almış. Doğum günüm normalde bugün değil, benim pazartesi günü ama o sürprizi yapmış. Bugün almış. Bugün kutlayacağız. Pazartesi günü, çünkü o da Burak da evde değil, işte oldukları için birlikte kutlayamayacaktık. O yüzden erken kutlayalım demişler. Şöyle. Şöyle pastamda çikolata. Ben çikolatalı seviyorum diye çikolatalı pasta almış. Şöyle bir makyaj yaptım. Ya haberim yoktu. Haberim olsaydı daha güzel makyaj da yapardım. Sürpriz oldu. Şöyle bir elbise giyeceğim. Acaba ne giysem diye düşünüyorum. Ne giysem diye. Ne giysem hiç bilmiyorum. Şöyle bir elbisem var. Bunu mu giysem acaba? Bunu giyeyim en iyisi. Makyajımı şu şekilde yaptım. Sade, normal, doğal ev makyajı oldu. Güzel oldu diye düşünüyorum. Ojelerim de bu arada elbisemle uyumlu oldu. Şöyle bordo bir elbisem var. Kolları şu şekilde. Trendyol'dan almıştım ben bunu.
şekilde arkadaşlar hazırlandım. Pastamı şöyle getireceğim. Bu köşede de Hafize Hanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah uzun ömürler versin. İnşallah. Sıcak bu, sıcak olmak çok fena. Sen de koyayım mı? Sonra bana bir de siz etmeyin. Koysun musun? Yüzün gözükmesin. Sesin sesin gelse bir şey olur mu? Çıkmasın. Yoksa video olacak. Koy, bir şey olmaz ki ondan. Ver oğlum kesin. Kesin anne kesin. Ali diyor ki ben diyor sizi izliyorum deniz akşama kadar diyor. Çok fena. Hafize teyzeye ver bunu. Bu az oldu ama ya dur. Kulağın al. Gel yanıma otur ben sana yedireyim. Gel otur yanıma. Gülüyorum. Hop adam gelişe mi böyle? Tamam ağzı ya. Sen bu zaman gülüyorum ya. Öleceğim ben seni yoluma. Her zaman pasta yemiyoruz ki. Yani. Ana çok kutuklarız ya. Yersin daha. Ya Hafize. Hafize. Hafize pasta ye. Ne? Efendim. Hafize diyelim bir daha. Cansu şeyleri ben kendim aldım, beyaz aldım. Çikolatanı aldım. Sen sen de mi? Çok pasta güzelmiş ama. Evet, tazedir o. Alın ben de şeylerden al. Başka bir şey. Şeyden aldım. Sahil pastanesi var ya. Yeni öğrendim. Oradan almıştım. Onu aldırdım ben de. Aa, bu Hafize de ben ondan alayım. Çok güzel dedi. Alın ben. Almadın da yani. Öğren bu alın bir şeyi pasta güzel. Sahil mi öyle becesi mi? Yok Murat. Ha? Murat. Yok Murat. Murat, Murat. Kutun üzerine Murat yazıyor. Muhallebici değil miydi? Murat muhallebici yazıyor. Öyle mi? Geldim, aynen. Ben sağ zannettim. Doktor! Oranın şeyi güzel olma. Her şeye uygun oluyor. Ha. Eskine gider. Afiyet olsun benim yavruma. Benim oğlum geçen pasta istiyormuş babası. Annesine diyor pasta. Pastırı ben tamam değil mi? Sağlıyor mu? Sen yemedin mi? Yok daha yemedim. Kıvancı yedireyim dedim. Alırım. Önce kıvancı yedireyim. Evet o önemli. Önemli çocuğum benim o. Fazla babaanneni yedirir mi önce büyüyünce? Yaşlanınca. Gelin burası. Ben oluyorsun moruk. Ben sana mı yedireceğim önce? Kendim yiyeyim. Çok komik. Semra abla nasıl duruyordu? Aynı yapıyor hocam. Diyor böyle sketi konuşuyor ya Semra ablanın konuşmayı yapıyor. Semra abla böyle yüksek gidiyor. Böyle gülüyor. Aha. Nasıl gülüyor? Ben nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor Semra abla? Nasıl gülüyor Semra abla onu? Aynen. Ben sana da çarpayım. Sen de sağ olasın. Allah dünyaya giren büyüyor. Büyüyor. Büyüdü vallahi.
Ayda diye. Geçen gün de var. Ha? Abi hafize tut. Geçen gün yılbaşında diyor ki şuraya da düş. Ay düşüyor düşüyor. Koşa koşa gitti, kendini yere attı. Arkadaşlar bugün güzel bir gündü. Annem sürpriz yapmış, pasta almış, doğum günümü kutladık. Normalde doğum günüm 17 Ocak pazartesi günü ama o gün işlerimiz var diye kutlayamayız diye bugün gelmiş, kutlamış. Şimdi gitti onlar Hafize teyzeyle arkadaşıyla. Pastamızı yedik, oturduk, gittiler. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Acıktık. Benim hiç haberim yoktu yani. Haberim olsaydı hazırlanır daha da güzel olabilirdim. O yüzden şimdi yemek yiyeceğiz. Nohut yemeğim var. Şurada ben biraz kendime koydum. Pilav üstü tavuk yaptım. Anne. Bunları yiyeceğiz. Efendim oğlum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, çöp atma bahanesiyle çıktım. Bu sırada kar yağıyor, bir de terlikle çıktım. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Yani artık bitti, kış bitti yani. Bir zahmet daha yeni yağabildin. Kar. Şu topalığa bakar mısın ya? Çok tatlı değil mi ya benim oğlum ya? Benim oğlum çok akıllı. Gelin mi oğlum? Ha? Benim oğlum. Efendim oğlum. Gel buraya diyor. Efendim. Kalktı mı? Ne? Niye kızdı? Çok kızdı benim oğlum şu anda. Çok sinirlendi. Ayağa kalktı. Annemin oraya gitti ama eli boş dedi. Bir şey yapamadı. Neden? Çünkü benim oğlum çok kibar olduğu için insanları kırmak istemiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Yemeğimizi yedik, doğum günü kutladık. Ondan sonra karın yağışını izledik. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Bay bay Kıvanç. Anne iyi ki doğdun de. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun. Bay bay Kıvanç, bay bay yap. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Bir de bir şey değinmek istiyorum. Benim şu pijama takımım. Benim bunlar bir pembe var. Bu. Bir de laciverti var. Şöyle bazı videolarda yani hep aynı, hep bunu giyiyorum diye gözüküyor aslında ama şöyle, ben genelde bir günde 2 veya 3 video çektiğim için üstümü de değiştirmeyi unutuyorum. Yani bir mutfak temizliğini çekiyorum. Orayı kesiyorum, ayrı paylaşıyorum. Gidiyorum banyoyu temizliyorum mesela. Orayı kesiyorum, ayrı paylaşıyorum. Hani ben onları hep ayrı günlerde çekmiyorum. Tek bir günde çekiyorum ama o çektiğim süreç içerisinde üstümü değiştirmeyi unuttuğum için hep aynı şeyi giyiyorum da her gün farklı bir video atıyormuşum gibi oluyor. Yani bunu söylemek istedim ama daha da dikkatli olacağım yani. Şu anda yine bu üstümde var. Yine diyeceksiniz ki yine aynı şeyi mi giydin? Ya bütün videolarda da bu yok üzerinde ayrıca. Yani bir iki veya üç videoda vardır bu üzerinde. O da zaten o videoları aynı gün çektiğim için üzerinde bulunmakta. Öyle yani, söylemek istedim. Yani bundan sonra dikkat ederim. Yani hep bunu giymem. Hep giymiyorum zaten. Lacivertini giyerim artık. Biraz da lacivertinden sıkılın. Böyle söylediniz diye bunu videolarda giymeyeceğim artık. Böyle arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.